Şimdi bizim Kobetik isimli bir kütüphanemiz var. Kobetik isimli kütüphanemizi GitHub'tan indirdik, değil mi? Kobetik Evet. MySQL ALF versiyonunu indirmemiz lazım. Çünkü MySQL versiyonu öldü. Yani MySQL 7'den sonra çalışmıyor. MySQL I versiyonu 7.7 itibariyle çalışıyor. Kobetik'i indirdik. Kobetik'in içerisinde esasında bir tane dosyamız var. Bu dosyamızın Notepad++'da açalım. Bu dosyamızı sunucumuza atmamız gerekiyor. Tamam. Bu bir. İkincisi, kullanacağımız yer neresi? Kullanacağımız yer burası mı? Buradan Buradan gidelim, değil mi? Ayrı input ayrı gitmeyi ben sevmiyorum. Çünkü ben evet. once. Evet. Aynen bu şekilde. Include once diyeceğiz. Ve buraya include. Ben include'u seviyorum. İkisi Include aynı. once da aslında hemen hemen aynılar ya. Once'da önce bunu yükleme anlamına Gibi. geliyor. Önce bunu yükleme. Beraber yükleme. Önce bunu Evet. yükleme gibi işlemler var. Evet. Ben Kobetik PHP buna ne yapıyorum? İşlemi buraya dahil ediyorum. Peki mesela biz orada PHP açtık, direkt Evet. kapattık. Evet. Burada bu sayfada bunu görür mü? Görür. Zaten amaç da o. Bunu buradan direkt olarak şey yapabiliriz. Şey yapmamızı sağlıyor. Nedir onun adı? Çalışma yapmamızı sağlıyor. Yani direkt sadece burayla ilgili değil. Bu sayfanın öncesinde bu Kobetik PHP dosyasını varsayıyor. Tamam. Bu da tamam. Neredeyiz biz? Aa, kaybetmişiz. Sağ Evet. Yok. Kobetik o tekrar zaman ben temizle neyse boşver. Include dedik. Kobetik PHP dedik. Artık bunu oluşturduk. Index PHP'ye bunu oluşturduk. F5 yaptığımız zaman bize aslında bir hata verdi. Çünkü sunucu, kullanıcı, parola ve veri tabanı isimli 4 tane değişkenimiz var. Bunu geliyorum en üstte yazıyorum. Sunucu ne? lokal Local host. Veri tabanı PG U Turunç. Evet. Dev 2. Kullanıcı. Aynen. Şifre, parola. Parolayı şuradan aldık. Bundan sonra değiştiririz şifreyi. Kimse bilmesin. Evet. Geldik. Yine problemimiz var. Neymiş o problem bakalım. Error log'a bakmamız lazım. Error log'da bir problem belirti. 565. Yani sınıflar class upload PHP diye bir daha önceki bir şeyden aslında Kobetik'in içerisindeki bir problem esasında. Ondan kaynaklı olabilir. 568. satıra gidelim. 568. satıra gidelim. Şu require once onu gerekliliği o Dört. gerek bak include'da devam eder, require'da durur. Yukarıda mutlaka gerekli. Mutlaka gereklidir diye şey yapıyor. Bu olmazsa olmaz. Bu olmazsa hiçbir şey çalışmasın anlamındayım. Dediği zaten Ha. yani İngilizce kelimesi ilk önce bu olsun. Öncelikli tabii ki Evet. gerekli. Include içine al. Yani al yere yapıştır. Evet. Aslında biz buna require diyelim ya. Gerçekten canıma dokundu bu require. O zaman ben bunu yaptım. Şimdi benim bir yandan da veri tabanım açık olsa yani nedir onun adı? Ya veri tabanı yönetebileceğim bir yer olması lazım değil mi? Ben genelde şöyle yapıyorum. Şimdi cPanel'e girmek, oradan şey yapmak yerine PHP main admin'i biz buraya çağırsak. Gel kardeşim sen buradan şöyle PHP main admin yazsak, O dik oradan zaman girsek. şey yapacağız. Onun IP yok. şeylerini yapmamız gerekiyor. O PHP main admin'i özel olarak internetten indirmemiz gerekiyor. PHP main admin değil mi? Ya ben sana has bir PHP main admin vereceğim. Sen Var orada zaten kullanacaksın. o şeyde. Şu. PHP main admin'i biliyorsun değil mi? Bende var o. Tamam. Ama sunucu yapmamız gerekiyor. Sunucuda da var. Aynı şey. Yani benim şeyde var. Ha, tamam. Sen kullanabiliyorsun ama ben diyorum ki benim sunucuyu kullanacağız. Sen şimdi benim sunucu yapmayacak mısın? Ben sana bu bilgileri O niye zaman veriyorum? şey yapacağız, sunucuyu kuracağız. Heh. İşte onu nasıl kuracağız? Ben öncelikle şunu yapıyorum. PHP Oraya mı main admin'i zip çıkartacağız? olarak şuraya atayım değil mi? Ha, oraya çıkartalım. Evet, çıkartalım. Şimdi 2 saat
tek tek dosya yüklemekten ziyade şimdi şuraya atıyorum. Bu buraya yüklesin, yükle, 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 çabuk yükle. O sırada ben server'a giriyorum. List yapıyorum. Sonra neydi? Turunç ile girdik. Dosya yöneticisine geldik. Buradan da nerede bizim şey dev.2 Abbas tozun içine giriyorum ve buradan yüklemiş mi? Yükleme bitmiş mi? Evet, çok şükür bitmiş. Extract diyorum. Onu orada ekstra yapmadın mı? Buradan maalesef keşke şu FileZilla'da şöyle sağ tıklayıp extract yapsak. Maalesef. FTP'nin en Demek kötü özelliği o. ki şey adı neydi? Bence şeyden kaynaklanan bir şey neydi? File FileZilla değil de FTP protokolünde böyle bir özellik yok. Komut gönderme. Şeyde Bu de mi dediğimiz yok? extract özelliği PHP ile yapılan bir işlem. Bak Şeyde de delete. mi yok? Dosyalar arası file transferinde İşte mesela zaten tabii onda da yok. ya biz hani ben çalıştığım zaman şey yapıyordum. FTP'nin arkasına giriyorduk. Tamam mı? Normal bilgisayarda. Şifresine giriyorduk diye direkt klasör olarak açılıyor. Tamam o da olur ama oradan da yapamazsın. Bak FTP şöyle yapıyorsun değil mi sen? Evet. dev2turunçgil.com diyorsun. Evet, burada. Sonra geliyorsun. Şu şifreyi alıyorsun. Şuradan et şey pardon ha Geldi. çıktı. Ha nerede? Yok. İşte FTP protokolüyle alakalı olan bir şey bu. Şunu silelim artık. Delete yapalım. Sonra gelelim şuna kısa bir isim koyalım. Böyle uzantılı isimler bizi bozar. Resim hayatım olsun. Sadece Mayasak olmaz mı? Olmaz. Neye? Yeter bu kadar. Hayatım olsaydı bari. Ne yazalım ya? Tak çıktı mı? Şeker gibi. Şimdi artık ben buraya kullanıcı adı neydi? Neydi? PG. Bu turunç. Alttan çizgi dev 2. Aynısını parolasını yazacağım. Değiştireceğiz artık cırkı çıktı onu ya. Sürekli kullanıyoruz. Tak çıktı. Artık sadece sana ait olan şey. Senin alanın burası. Buradan parçalarını oluşturacaksın. Ben sana niye buraya attım? Mayı. Hem neye yaz gir diye hem de direkt olarak gir. İşimiz pratik. Abbas. Pratik olmamız lazım. Nasıl? Ha, siz orada may mı yazdınız? Anlamadım. Şuraya may yaz. Neye. Ha, sonra Abbas Toz'un sonunda may yazdınız. Çünkü my isimli yerimizde Hı PHP mail var. Biz PHP mail buraya almayı anladık mı? hı. Artık bu server'ın içerisinde bana özel bir alan oluştu. Normalde cPanel'den oraya gir, sonra PHP mail gir, oradan bilmem ne yap falan filan. Ya bu çok uğraştırıcı değil mi sence? Bence çok uğraştırıcı. Ne gerek var kardeşim? Aa, PHP mail de Bootstrap kullanıyormuş. Sence Peki bunu Bootstrap mi kullanıyor? ben şimdi kendim bir şeyler yapıyorum. İlk sınırdan canlıca. Tabii ki. Şimdi benim bilgisayarımda da kodlar. Ben olsun mesela canım. örnekler yapacağım, şunu Şimdi yapacağım, bunu ilerle. yapacağım. Şimdi sen şöyle olacak. İşin dönüp dolaşacak sunucu kısmına gelecek. Bana bilgi aktaracaksın. Diyeceksin ki ben şunu yapamadım. Bunu nasıl düzenleyebiliriz? Ben de koda gireceğim, direkt düzenleyeceğim. Sence bu mu mantıklı? Yoksa senin bilgisayarına uzak bağlantı yapıp bilgisayarından düzenlemek mi mantıklı? Tamam. Tamam. Bu mu mantıklı? Bir de sen bu konuda FTP'yi anlamış olacaksın. PHP mail'inde içerik oluşturacaksın, şey yapacaksın. Her türlü işini burada göreceksin. Bunu yaparsan, buna alışkanlık haline, bu ilk etapta zordur. Sen lokalde çalışan bir insansın. İşi direkt server tarafına, cloud tarafına çalışıyorsun. Bunu bu anda geçirmek zordur. Ama bunu başarırsan son derece pratik olursun. Mesela bir kişi bir problem çözüyor. Benim sistemde şunu eklensin dediğim zaman sen lokale git, onu aç, şunu yap falan filan, sonra O zaman FTP at yerine bu değil. direkt oradan çalış. Bunun için herhalde panel yapmamız lazım. Yani diyor. Ben ne diyorum bak. Bir kodda değişiklik yapman gerekiyor. Bir müşterin aradı ve dedi ki sana ben bir kodda değişiklik yapmam gerekiyor Ha, dedi. tamam, anladım. Onun sonucuna gireceksin, oradan değişiklik Değiştireceksin. yapacaksın. Tamam. Ama ben öyle diyorum ki bak. NPP FTP direkt hesaplarımız belli. Bir sürü müşterimiz var. Tamam. Tak
Mantık nasıl? May da burada. M'ye. Şimdi direkt geliyoruz. Şey yap. Apostoz yan slash may dediğimiz zaman çak çıkıyor. Bu kadar. Şimdi gelelim biz buraya kişiler. Genelde hep oluşturulan tablo ismi. Kişiler tablosunu oluşturduk. Adı varchar biliyor muyuz? Evet. 255 karakter. Soyadı varchar biliyor muyuz? 255 karakter. Varsayılanların null olsun. Ben de genelde hepsini null seçiyorum. Yoksa hata veriyor. Ondan sonra ben ne diyorum? Telefon diyorum. Varchar'ı biliyoruz. 255. Burada ne diyelim? Adres. Telefonu varchar kullanalım. Niye diyeceksin? Parantez kullanmamız icap eder. Sonra artı 90 veya adam başka bir şey koyar. Onun onu için varchar en güzeli. Şey yaparız sen. Yani onu biçimlendiririz tabii. Biçimlendiririz. Biz kendi kendi şeyimizde biçimlendiririz. Telefon kısıt koyarız yani. Adres kısmı da çok uzun bir adresle text yapalım. Evet. Veya kaydet diyelim. Tabii bunu yaparken aslında bir şey daha unuttuk biz. Primary. Identification, primary key unuttuk. Hemen geliyorum bir tane sütun ekliyorum. Tablonun başına olsun. ID olsun. Integer olsun. Varsayılanı varsayılan şöyle olsun. Index olsun. Primary olsun. Primary. Evet. Auto increment olacak. Bunun auto increment'ı nerede? Görebiliyor index musun? AI şurada. Auto increment sürekli alacak ve kaydet diyecek. Kaydet dedikten sonra kişilere attık. Auto increment first at primary key. Primary key, ID, adı, soyadı, telefon adres. Şimdi biz buraya veri nasıl yazacağız? Şurada bir yerde direkt ekliyoruz değil mi? Yok. Kendi sistemimizi oluşturuyoruz ya. Evet. Şey yapacağız. Abbas Toz. Şimdi şöyle yapalım Abbas. Ben her defasında bunu yazmam gerekiyor değil mi? Evet. Çünkü bütün birden fazla şeyim olacak. Bu bizim indeksimiz olsun. Bu bizim buraya da bir tane tanım yapmam gerekiyor. Sürekli üstte kullanacağım ayar, bağ, BD gibi bir dosyalar oluşturalım. Şunu alalım. Buraya atalım. bağ.php diyelim. Sonra ben istediğim dosyaların üzerine gelip buraya bağ include bağ php dediğim zaman ne olur? Ben bunun içerisindekileri almış olmaz mıyım? Bu da bunun kobetiye göndermez mi? Gönderir. Mantık nasıl? Tamam. Peki kobetikte veri tabanı biten her şey var mı? Var. Şimdi ben sana bak. Ekle, sil, güncelle ve sorgulayla ilgili çok basit sistemler anlatacağım. Hayatında gördüğün, belki görebileceğin en basit sistem yani. Yeri geldiği bazı tablolarda işte bunun için şey yapmak lazım. Bütün işte oradaki değişkenleri hani ona göre ayarlamak lazım. Şimdi mesela Kubetik'te işte kullanıcı adı vardır belki. Şeyde başka bir yerde username vardır. Hı hı. Ne acaba? Aslında şöyle. Senin Kobeti'yi kullanma amacın ne? MySQL'le hızlı bir işlem yapmak değil mi? Evet. Bitti. İster onu kullan. Kobetik sana şunu demiyor. Beni kullanırsan kardeşim bunları kullanamazsın demiyor. Beni kullanırsan işi kestirme bir yöntem buldum diyor. İstersen sen uzun yolda dene. Yani o MySQL AI dene, şeyi dene, PDO'yu dene, PDO'yu dene. Hepsi. Yok. Yani sistem standart varsa. Tabii. Onun için bir şey yok. Bir de şunu yapıyoruz diyorum. Biz bu sayfayı sevdik, değil mi? Bir tema oluşturduk. Evet. Temada biliyorsun her bir linke tıkladığınızdan ayrı ayrı sayfalara göndermiyor mu? Evet. Biz şu header kısmını ayrı alsak, footer kısmını ayrı alsak, orta kısım da değişken değil mi bizim? Evet. Her sayfada değişken. Evet. Bununla ilgili ne yapacağız? Header ve footer diye iki tane sayfa oluşturalım. Daha sonra bir tane view diye bir klasör oluşturalım. Herhangi bir dosyayı çağırdığımız zaman o view'un içerisine götürürüz. Öyle bir şey yapalım. Bir router kısmı yapalım mesela. Veya şöyle bir şey yapabiliriz. Ya öyle yapalım çünkü her zaman gerekli oluyor. Mesela projede giriyorsun başka bir sayfaya. Yerin bir şey, header'ı çağıracaksın. Eğer sistemi bilmiyorsan gidip indekste bulunan şeyleri alıp oraya kopyalamak evet. Ama bu
güzel bir mantık değil. Evet. Bir yerde değiştirip şey yapmam lazım. Yani en mantıklısı. Veya biz şöyle yapalım. Index PHP sabit kalsın. Evet. Orta kısmı değişken bir klasör yapalım. Ve biz orada R eşittir. Mesela şöyle yaptığımız zaman. R eşittir. İndeks deyince indekse gitsin. İletişim deyince iletişime gitsin. Bilmem ne deyince bilmem neye gitsin. Bunu nasıl yapacağız? Evet, şimdi gel bakalım. Dana'nın kuyruğunun koptuğu yer burası. Öncelikle biz şu saçma sapan yazdığımız şeyleri artık kaldırmayalım. Bunlar bizim şu kısım bak. Şurası footer ya. Footer'ın üstü. Şu BRBR demişler. Footer'ın üstü de mi şu? Container. Şu your account ve cart kısmı. Üst kısmı şurası nav kısmı. Üst kısmımız. Duck type'a kadar. Şu kısım da footer kısmımız değil mi? Şu kısım da içerikleri oluşturacağımız ara kısım değil mi? Evet. Şimdi ben burada bir tane dosya şeyleri aldım. Kodları aldım. Ctrl X yaptım. O benim aslında index sayfamız. X girdiği zaman o sayfaya girmesi lazım değil mi? Ben create new directory diyorum ve buraya view diyorum. View'ın içerisine geliyorum. Create new file diyorum ve oraya index.php diyorum. Index.php'ye geliyorum, buraya UTF-8 olarak kodlayıp dosyaları buraya atıyorum. Doğru mu? Buraya kadar bir sorun var mı? Burası sitemizin üst tarafı, burası alt tarafı. Nerede bu? Index.php'de. Buraya geliyorum. If. Ne if? Ne yapacağız? Bir yer varsa, bir yerde şey var, işte bir varsa neydi onun dosyanın R şu geldiyse buna git, bu gelmediyse index.php'ye git. Evet. Yani şöyle geldiyse ne diyeceğiz biz buna? Şu anda böyle geliyor çünkü orta kısım yok. Evet. Şu anda geldiği zaman bu orta kısma neyi getirecek? If isset get R dedim ben ona, kısalttım, router'ın kısaltması. İstersen A'da, B'de, C'de. R isimli get değişkeni var ise. Varsa bunları yap. Else ise şunları yap. Neyi yapacaksın? Include view index php. R isimli get değişkeni geldiyse ne yapacaksın? Bunun daha kısaltmasını söyleyeyim. Bu çok karışık geldi sana değil mi? Yok. Kobetik. İkisini de kullan. Sana Kobetik bunu kullanırsan olmaz demiyor. Get isset R. Get isset ne demek? Get geldi mi? Evet. R isimli değişken geldi mi? Geldi. Geldiyse. Include view iletişim nokta php admin nokta php you create user account bilmem ne nokta php. Mantığı anladın mı? Anladım sanırım. Bak şimdi şunu pet isimli bir değişken yapalım. Pet eşittir bu dedik. E pet. E fonksiyonu bildiğin gibi kopetik fonksiyonudur. Normalde echo'nun s işte. Daha kısa değil mi? Ne uzatmaya gerek var? Bak Abbas Toz R ile T mantığı anladın mı? Çok basit değil mi? Evet. Biz burada aslında bir link yapısı oluşturduk mu? Dynamic bir link yapısı oluşturduk. Ve hakkında ne diyelim mesela create, sonra başka ne diyelim? Update veya user slash update. Div'in içinde user, onun içinde update. Biz onları tanımlamadığımız için şu anda yok. Evet. Yapacağız. Şimdi ona da şey yapalım. 404 not found. Değil mi? O sayfayı oluşturalım. Bu işler ne yapacağız? If 404 not found sayfasını oluşturabilmemiz için öncelikle dosyanın varlığını ve yokluğunu sorgulayacağız. If file
Exist. Dosya varsa kardeşim include it. Hiç uğraşma. Yoksa ne yapacaksın? İstersen index.php'yi sorgula, istersen de ki bu sayfa bulunamadı sayfası yap. Bulunamadı en mantıklısı değil mi? O zaman buraya da gelelim, 404.php yapalım. Öyle bir sayfa var mı? Öyle bir sayfa yok. Oluşturacağız. Hemen index.php'den yola çıkaraktan yapıyorum. 404.php. Hemen geliyorum, container h1 404 sayfa bulunamadı. Nasıl? Şuraya text center yapalım ya. Text center. Şahane değil mi? Güzel. Buraya artık resim ekle, şey ekle. Veya aradığınız sayfa şöyle de dersin. 404 sayfa bulunamadı ya, ADDS sayfası bulunamadı. Nasıl mantık? Mesela burada artık karta, your account'a şey verebilir miyiz? Evet. Verebiliriz.